Toplantı sonrası platformla alakalı, yani Google Meet ile alakalı görüşlerinizi bana iletirsiniz daha sonradan. Seste, görüntülerde herhangi bir problem oldu olmadı şeklinde. Evet, teşekkür ediyoruz herkese katılımı için. Bir toplantıda, bir seminerde, bir hikayelerde hem de örnek hikayelerde aslında yaşanmış hepimize bir kısım şeyleri nokta vuruşu olarak aslında ben öyle hissediyorum. Daha doğrusu okuyunca size burada hazırlarken ben aslında öyle hissediyorum, görüyorum. Dolayısıyla hepimize çok güzel tecrübeler aktaran bazı hikayeler. Bu hikayeler çok güzel, çok hoş hikayeler. Umuyorum faydalı oluyordur. Dolayısıyla hep beraber bunları gözden geçirmek güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk hikayemize hep beraber başlayalım. Ancak ondan önce biliyorsunuz ki arkadaşlar, Atomi çok büyük bir şirket. Atomi çok büyük bir iş. Bu işi iş olarak düşündüğümüzde harika yerlere gidebilmek, harika hedeflere gidebilmek aslında başarı kulüplerinden geçiyor. Onları hedeflediğiniz zaman kariyer basamakları da doğal yoldan aslında gelmiş olacak ve böylece de mutluluklar katlanarak büyümüş olacak. Öncelikle başarı kulüplerini hedeflediğinizde siz yalnız yola çıksanız bile mutlaka arkadaşlarımızdan da sizinle birlikte olmak isteyecek birçok kişi çıkacak ve onlara yardımcı olarak hep birlikte çok daha güzel noktalara gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi çok büyük rakamlar var. Hatta bu rakamlar daha önceki rakamlar, şimdi biraz daha büyüyen rakamlar. Dolayısıyla bu rakamları lütfen hafızanıza yazın derim, hayallerinize yazın derim. Çünkü bunları yazmazsanız hayallerinize o rakamlar gelmeyecek. Hayallerinize yazarsanız o rakamlar sizin arkanızdan, siz uyurken bile ne yapacak? Çalışacak aslında. Dolayısıyla hep beraber bu rakamları kazandığımızı, aylık olarak kazandığımızı düşündüğünüzde neler yaparız da lütfen o hayaller kitapçığına, hayat senaryosu kitapçığına yazalım. Bununla ilgili birçok arkadaşımız sizlere yol gösterecektir. Eğer onu yazmaz iseniz o zaman problemli olan kısım başlamış olacak ve daha sonrasında siz üzüleceksiniz. Lütfen üzülmemek için daha şimdiden hayal kitapçığına doldurup yazıp planlamamızı yapıp ona göre de ilerlemek çok hoş olacaktır. Evet, burada gördüğümüz birçok insan, sıradan insan. Göreceksiniz, hatta bugünkü hikayelerde bile kendilerinin söylediği şekilde sıradan insanlar. Hikayelerini dikkatle dinlediğimizde hep ne yapıyoruz? Kendimizden birçok anekdot buluyoruz. Kendimizin belki de yaşadıkları, kendimizin belki de tecrübe ettikleri birçok şeyi de buluyoruz. Dolayısıyla onlar bizlere çok güzel örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Eğer düşünüyorsak ki bu durumları biz yaşayamayız, yapamayız, halbuki o hikayeleri dinleyince, onların başarmalarını görünce biz de yapabiliriz diyoruz aslında. Hep beraber bunu diyeceğiz. Demek üzere şimdi yola çıkalım bakalım. Atomi Güney Kore'den bir Royal Master arkadaşımız. Şubat 2022'deki hikayesinin özeti, bir gözyaşı yolu beni Kraliyet Liderler Kulübü'ne götürdü. Yani Crown Leaders Club'a götürdü. Dolayısıyla bakalım acaba nasıl bir hikayesi var. 8 yıldır sigorta işindeydim ve ayda 6.500 doların üzerinde sabit bir gelir elde ediyordum, ancak emeklilik konusunda endişeliydim. Şimdi tabii ki bizim ülkemizle Kore ve Kore'de bulunan şartlar açısından baktığımızda çok büyük farklılık. Bizim ülkemizde 6.500 dolar çok 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 iyi bir rakam. Orada orta gelir düzeyinde bir rakam. Dolayısıyla bu kişi miskin, emeklilik konusunda endişe hissetmeye başlamış. Bunu biz hissetmeli miyiz, hissetmemeli miyiz? Bir kısım aramızda emekli arkadaşlarımız var, ben dahil olmak üzere, ve şu anda o şartları yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında eğer gençseniz, henüz daha planlamanızı yapmadıysanız, henüz daha emeklilik konusunu hiç düşünmediyseniz lütfen şimdiden düşünün ve ona göre adımlarınızı atmaya başlayın. O zamanlar bir meslektaşım aracılığıyla pasif gelir hakkında
bir şeyler duymuştum. Pasif gelir. Bu yüzden yaklaşık 8 ay boyunca yan iş olarak bazı doğrudan satış şirketlerini denedim. Evet, Atomi'nin de bulunduğu doğrudan satış şirketleriyle ilgili olan bir şirketi denemeye başlamış kendisi. Neden? Bir yan iş olarak. Neden? Çünkü emeklilik durumunda yaşayacaklarını düşünerek, zor şartları düşünerek. Ancak şirketlerde ürünler çok pahalı olduğu için bir tüketici tabanı oluşturamadım. Birçok arkadaşımızın da yaşadığı, birçoğumuzun da aslında belki de tecrübe ettiği, ancak tecrübe etmeyenlerin de tecrübe ettiklerinde görebilecekleri neler? Aynı durum aslında. Çok pahalı olduğu için ürünler, tüketici tabanı oluşmuyor ve devamlı siz ne yapmak zorundasınız? Her zaman için çalışmak zorundasınız. Her zaman için yeni tüketicilerle bir araya gelmek zorundasınız ve onlara belirli fırsatları anlatmak durumundasınız. Atomi'deki farkı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bakalım arkadaşımız nasıl denemeler yapmış ve neler olmuş. Daha sonra Atomi'ye yarı zamanlı olarak başladım ve pozitif bir zihinle devam ettim. Önceki tecrübeler demek ki başarılı olamadı. Sonrasında Atomi'yi incelediğinde yarı zamanlı olarak yani part time olarak ne yapmaya başlıyor ve düşünceleri de değiştirerek pozitif bir zihinle. Lütfen hepimiz de düşüncelerimizi Atomi'yi öğrendikten sonra Atomi'nin şartlarına göre ne yapalım? Pozitife çevirelim ki bu işi başarabilelim. Atomi işini yaparken yağmur çamur demeden bana güç ve destek veren birkaç kişi oldu. Evet. Demek ki beraber çalıştığı arkadaşlarından da birçok kişi onlara yardımcı olmuş, ona yardımcı olmuş. Onları örnek aldım ve kendimi ön plana koymadan ortaklarımın başarısı için ülkeyi dolaştım. Lütfen birlikte hep beraber bunu hedef edinelim. Ortaklarımızın başarısı. Onları bizler çağırdık. Onları çok harika bir şirketin ortağı olmaya çağırdık. Ve biz bundan mutluyduk, onun için çağırdık. Ürünlerini kullandık, mutlu olduk, onun için çağırdık. Ürünlerini satın aldık ve çok daha uygun fiyata satın aldık. Onun için mutlu olduk ve onları çağırdık. Dolayısıyla aslında onlar bizim sorumluluğumuzda. Lütfen ortakları düşünerek kendimizi bir tarafa bırakalım. Ortakları düşünerek bu işi yapmaya devam edelim. Sizin başarınız ortaklarınızı düşündükçe gelecek zaten. Sonuç sağlam bir organizasyonun kurulması oldu. Bakın ne kadar güzel bir düşünce. Ortakların başarısı için çalıştı ve sonuçta ne oldu? Sağlam bir organizasyon kuruldu. Ailenize ayda 40 bin dolardan fazla para kazandırmak için her gün işe 2 saat gidip gelmeniz, bazı geceler bir dinlenme tesisinde uyumanız ve bunu tekrarlamanız gerekse yapar mıydınız? Bence hepimiz düşünelim. Yapar mıydık? Ailenize ayda 40 bin dolar. Çok büyük bir para, çok güzel bir para. İnsanın finansal durumunu tamamıyla kurtaracak bir para. Dolayısıyla bakın ne diyor ama. Her gün işe 2 saat gidip gelmeniz. Demek ki bu da olabiliyor. Demek ki bunu da yapabiliyoruz. Ama ne oluyor? Bazı geceler bir dinlenme tesisinde uyumanız ve bunu tekrarlamanız. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mıdır? Kore'de bir kısım özellikler vardı. Biliyorsunuz çeşitli saunalar vardı. O saunalar geceleri neydi? Açık oluyordu. Ve oralarda yatan insanlar oluyordu. Hatta bizim başkan da Hangil Park'ta onu denemişti ve çok seferler denemişti biliyorsunuz. Evet. Evet yanıtını verenler tutkulu bir hayale sahip olanlardır. Bu tür insanlarla çalışın. Evet, belki ilk başlarda bu tür tutkulu bir hayale sahip olan kişileri göremeyebiliriz. Onlar konuyu anlayamayabilirler. Ancak zamanla bu tutkulu insanlar ortaya çıkacaktır. Mutlaka çıkacaktır. Onları bulana kadar, işte sağ ve sol kolumuzda ikişer, üçer, dörder kişiyi bulana kadar ne yapmamız gerekiyor? Devam etmemiz gerekiyor. Masan'da, bu bir şehir, iş yaptıktan sonra Daegu'ya bir iş ortağı buldum ve iki çocuğumla birlikte oraya taşındım. Bakın orada bir farklı bir şehirde ne görüyor? Bir fırsat görüyor demek ki. Bir iş ortağı, o iş ortağına da yardım etmek için iki çocuğuyla birlikte oraya da taşınıyor. Kocamdan ayrı yaşadım ve sonunda tekrar Sangju'ya döndüm.
Bir yerde başlıyor, sonra bir tarafa gidiyor ve ondan sonra da tekrar geriye dönüyor. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım, işim hiçbir yere gitmiyor gibiydi. Ve çok gözyaşı döktüm. Bakın arkadaşlar, bize biraz sonra başka şeyler de söyleyecek. Burası da çok önemli. Ne kadar çok çalışırsam çalışayım. Şimdi bakıyoruz, bir kısmımız öyle. Çok çalışıyoruz belki, çok hareket ediyoruz. Hiçbir yere gitmiyor gibi. Onun için ne diyor kendisi? Gözyaşı döktüm. Hani hikayesinde de diyordu ya, Crown Leaders Club'a giderken gözyaşı. Gözyaşı ağlaya 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 aslında oralara doğru gitmiş. Bakalım neler yaşadı. Böyle bir zamanın ardından birdenbire bir bambu etkisi gibi yükseldim ve Liderler Kulübü'ne, yani Leaders Club, ardından da Kraliyet Liderler Kulübü'ne, Crown Leaders Club'a girdim. Evet, hep beraber aslında bir kısım arkadaşlarımız bunu deneyimliyorlar. Ne oluyor? Belki çalışıyoruz, çalışıyoruz, bir şey olmadı gibi görüyoruz. 2 ay çalıştın, 3 ay çalıştın, 4 ay çalıştın, belki 5 ay çalıştın. Belki bir tane eşleşme yaptın. Sonra belki bir ay daha çalıştın, gene bir tane eşleşme yaptın. Fakat biz bunu yaşadık. Mesela ben yaşadım, benim gibi birkaç arkadaşımız da bunları yaşadı. Yaşadıklarını zannediyorum, hissettiler de, gördüler de. Belirli bir zamandan sonra hakikaten bambu ağacının etkisi gibi. Bambu ağacının nasıl etkisi var? Bambu çok uzun seneler, 3, 4, 5 sene belki yarın altında bekliyor ama onu yetiştirmek isteyenler ona işte suyunu da veriyor. Diğer şeylerini de verdikten sonra birdenbire ortaya çıktıktan sonra bir anda hızlı bir şekilde büyümeyle hiç beklemediğiniz kadar bir büyüme yaşıyorsunuz. Demek ki burada da yani Atomi'de de öyle bir durum var. Onun için birbirimizle olmaya, birbirimize yardım etmeye, özellikle ilk zamanlarda çok ihtiyacımız var. Onun için hep beraber devam, devam, devam. Annemin yokluğunu dolduran büyük kızım şimdi bir üniversite öğrencisi. Küçük kızım ise lisede okuyor. Evet. Çocuklarına istediklerini verebilen cömert bir ebeveyn oldum. Kocamın her zaman endişe dolu olan yüzü artık kahkahalarla dolu. Bakın bir zaman sonra artık çok mutlu bir ebeveyn oluyorsunuz. Çünkü çocuklarınıza her istediklerini verebilen bir ebeveyn oluyorsunuz. Ve sonrasında da ailenizde işte bey yapıyorsa hanımı, hanım yapıyorsa beyi mutlu ve kahkahalarla dolu oluyor. Bu hanımefendi de öyle. Atomi sayesinde paranın kölesi olarak yaşadığım bu hayattan kurtuldum. Böylece aileme hayatımın geri kalanında mutluluk hediye ettim. Atomi, sıradan insanların hayatında bir umuttur. Para kazanmayı bir an önce bırakıp gerçek hayatıma, bir amaç hayatına geçmeyi umuyorum. Evet, hep beraber biz de bunu umalım. Biz de bunu hedefleyelim. Dolayısıyla bu Royal Master, Miss Kim, Soyang Kim, Şubat 2022'de onun gözyaşları liderler kulüplerine girmeyi ne yapmış, götürmüş. Bence bize çok güzel anekdotlar anlattı. Konuşmak isteyen, aldığı notları bizimlerle paylaşmak isteyen arkadaşlarım varsa sesini açabilirler. Fatih Bey buyurun. Cümleten iyi akşamlar. Okan Bey kolay gelsin. İyi akşamlar İyi diliyorum. akşamlar. Evet, notlarımızı aldık. Çok ilham verici gerçekten. İlk hikayemiz. Başka firmalarda ürünlerin pahalı oluşundan dolayı başarısız olmasından bahsediyor. Herhalde birçoğumuzun daha önceden benzer işleri dediğimiz bu Tecrübesi alanda, var. Hı. evet. İşlerde aynı durum ki birçok liderimizin de hikayesini dinlediğimizde başarılı olmuş şu anda en üst kariyerlere gelmiş. Hepsinde aynı durum vardı. Farklı firmalarda işte giriş ücretlerinin çok pahalı olması, aylık kotaların aktivasyon ücretlerinin olması, ürünlerin aşırı şekilde pahalı olmasından kaynaklı bir başarısızlık oluyordu ve birçoğumuz
birçoğunda da hayal kırıklığıyla işi bırakmak ya da yarıda bırakmak durumunda kalıyorlardı. Burada Atomi'nin farkı herhalde en net bir şekilde burada ortaya çıkıyor. Mutlak kalite, mutlak fiyat. Dünyanın en kaliteli ürünlerini en uygun fiyata, en ucuz fiyata veren firmada çalışmanın avantajını Güney Koreli liderimiz Soyun Kim de başarmış ve Royal Master gibi çok güzel ve muhteşem bir kariyere gelme şansını yakalamış. İlk etapta yarı zamanlı olarak başlıyor. Burada tabii çok güzel bir şey söylüyor. Pozitif bir zihinle başlamak. Burada belki birçok arkadaşımızın, belki bizlerin de zaman zaman düştüğü bir hata. Daha önceki sistemlerdeki başarısızlık ya da oradaki sıkıntılarımızla beraber burada da bir ön yargıyla başlamak ya da bu işte o mu olmayacak, burada da mı başarısız olacağım gibi bir sesim geliyor değil mi Okan Bey? Evet Araya evet geliyor. Girdi ama evet. Bizi geldi. Evet, böyle bir düşünceye kapılıp bu düşünceden başarısızlık ortaya çıkabilir. Pozitif bir zihinle başlamanın önemini burada geçmiş geçmişte kaldı deyip artık yeni bir sayfa açtım, yeni bir şirketteyim ve burada başarılı olacağım diye pozitif bir zihinle başlamanın öneminden bahsediyor. Tabii ki çok güzel bir başarı elde ediyor. Bunun için çok ciddi uğraşılar veriyor. Çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Hatta ilk başta olmuyormuş gibi hissediyor. Olmayacak mı acaba diye bir takım düşüncelere kapılıyor ama pozitif zihni bunu aşıyor ve en sonunda da geldiği noktada çocuklarının her istediklerini veren cömert bir ebeveyn olarak hedeflerinin en azından bir kısmına şimdilik ulaşmış oluyor. Ki önünde daha birçok kariyer daha var ve kazancı da şu anda çok muazzam bir düzeyde. Umarım hepimiz en kısa zamanda onların o kariyerlerine, o kazançlarına hepimiz hep beraber ulaşabiliriz. Evet, evet, evet. Söyleyeceklerim bu kadar Okan Bey. Kolay Teşekkür gelsin. Sağ olun, sağ olun. Evet, bir başka arkadaşım varsa söz almak isteyen, eklemek isteyen onu da bekleyelim. Ne arkadaşlar, bu sefer Amerika'ya gidiyoruz. Royal Master, Miss Jin, Feng Jian Jin. Aslı büyük bir ihtimalle Çinli. Biraz sonra bakalım ne olacak. Birlikte birbirlerinin yeteneklerini geliştirmek. Evet, kısaca hikayesini bu şekilde özetlemiş Miss Royal Master. Evet, bir hamster çarkının içinde hiçbir hedefim olmadan gün gününe yaşıyordum. Zannediyorum hamster şarkını biliyoruz işte, bilmiyorsak da gördük burada. Hamster'ı içerisinde koyduğunuz zaman ne yapıyor? Habire koştur, koştur, koştur. Ben de ilk böyle bir cümleyi okuduğum zaman kendi hayatımızı biraz düşündüm. Hepimizin hayatı aslında bu şekilde. Sabah kalk, işe git, akşam gel, işte yemeğini yap, yemek ye, sonra yatarsın, sonra ertesi gün aynı şekilde ve tek düze şekilde hayat böyle devam edip gidiyor. Bu hayattan çok nefret ediyor ve ondan uzaklaşmak istiyordum. Daha önce hiç doğrudan pazarlama yapmadım. Ancak Koreli arkadaşım tarafından Atomi Hemohim ile tanıştırıldıktan sonra ilgilendim ve iç yönünü araştırıp başladım. Bir ürün bazı şeylere vesile oluyor, iş tarafı ilgileniliyor ve bakılıyor, araştırılıyor ve ondan sonra da karar verilip başlanabiliyor. Unutmayalım, bize güzel örneklerden bir tanesi. Başladığımda bilgisayarla aram pek iyi değildi. Fakat ortaklarımdan çok yardım aldım. Bu durumda birçoğumuzda olabiliyor. Birçoğumuzun ekiplerinde de böyle arkadaşlarımız vardır, dostlarımız vardır. Onların da bilgisayarlarla arası, belki cep telefonlarıyla arası iyi olmasa bile onlara yardımcı olmak önemli. Hep beraber ne yapıyoruz? Birlikte bu işi devam ettiriyoruz. Atom insanların birlikte çalıştığı bir iş. Bu nedenle yeteneğiniz olmasa bile ısrarcı ve tutkulu olduğunuz sürece bunu yapabilirsiniz. Çok net, hepimize bir yol ve yöntem. Israrcı ve tutkulu. Yeteneğimiz yok.
Onun için diyoruz ki sıradan insanlar, ki biraz önceki hikayede de kendisi de demişti, sıradan insanlar. Israrcı ve tutkulu olmak. İnsanlara işe çeken Atomi'nin mutlak kalite, mutlak fiyat ürünleridir. Hepimiz de aynı konuda hemfikiriz. Ortaklarımdan biri yılın 365 günü şapka takardı. Ona neden şapkasını çıkarmadığını sorduğumda, bebek sahibi olduktan sonra hep üşüdüğü için olduğunu söyledi. Bazen annelere bir kısım hediyeler kalıyor o hayatlarında. Bunlardan bir tanesi de demek ki bu hanımefendi de üşüyormuş. Atomi'nin sağlıklı fonksiyonel gıdalarını aldıktan sonra artık kışın ortasında bile şapka takmadan saçları uçuşarak dolaşıyor. Atomi'nin güzelliklerinden bir tanesi. Ne yapıyoruz? Sağlığımıza birer yatırım yapıyoruz. Sonra o sağlığımıza yaptığımız yatırımla finansal yatırımımız da gelmiş oluyor. Hayatı boyunca dilediği dileklerden birinin gerçekleştiğini söyledi. Atom ürünlerini gerçekten çok seviyor ve şimdi işinde de çok çalışıyor. Atomi'den sonra pozitif bir insan oldum. Ekonomik olarak da birçok değişiklik oldu. Umuyorum hepimiz de öyle olduk. Atomi'yi tanıdıktan sonra pozitif insan olma yolunda çok ciddi ve güzel adımlar atıyoruz. Çünkü hepimiz açısından harika bir geleceğe adım atmanın, harika bir geleceğin kesinlikle geleceğini hissetmenin gücü pozitif olarak hepimize yansıyor. Kiralık bir evden güzel bir semtteki kendi evimize taşındık. Oğluma da para konusunda endişelenmemesini ve sevdiği işi yapmasını söyleyebiliyorum. Atomi'den önce kalbimde hep bir yetimhanedeki çocuklara yardım etme arzusu vardı. Şimdi bunu gerçekten yapabiliyorum. Eğer hayalinizde böyle bir arzu varsa yardım etme. İster yetimhane, ister başka projeler. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Mutlaka Atomi ile ilgilenmeye devam etmeliyiz. Şimdi bunu gerçekten yapabiliyorum diyor kendisi. Siz de yapacaksınız. Daha önce bir dağıtım şirketinde çalışırken izin günlerimde hiçbir gelirim yoktu. Ama Atomi 3 kuşağa aktarılabilecek sistematik bir gelir ortaya çıkarıyor. Hamster gibiydi ya kendisi. Bir dağıtım şirketinde çalışıp izin gününde bile parasının olmadığı. Sanki bu bize bir şeyler mi hatırlatıyor? Sanki bu bize bir şeyler mi veriyor? Yani birçoğumuzun durumu. Biz kendimiz yaşamasak bile çevremizdeki birçok insanın durumu bu şekilde. İzin günlerinde bir yerlere gitmek için geliri yok, harcayacak parası yok. Ama Atomi ile sistematik bir gelir. Atomi'yi bulduğum ve doğrudan pazarlamanın ne olduğunu bile bilmeden bu noktaya geldiğim için çok şanslıyım. Zaman geçtikçe çocuklarım ve torunlarım bir gün Atomi işini devralabilirler. Evet, bazen bazı arkadaşlarımıza söylüyoruz. Zaten sizin Atomi ile kazanacağınız ücretler ve paralar ve finansal durumunuz zaten çocuklarınızın ve torunlarınızın. Dolayısıyla lütfen onları da unutmadan, onları seviyorsanız ki herkes çocuk ve torunlarını sevecektir zaten. Dolayısıyla lütfen onlar için de bu konuyu yapın. Bu özür dilerim. O gün hayal etmek, o günü hayal etmek ortaklarımın ve benim dengeli bir hayat yaşayabilmemiz için daha da çok çalışmamı sağlıyor. Evet. O zamana gelince dengeli bir hayat. Evet, Fatih Bey de burada zannediyorum, diğer Fatih Bey'imiz. Onun da bir neyi var? Grubu var. O da bir dengeli hayat grubu, değil mi? Atomi bize dengeli hayatın kapısını açıyor ve orada çok daha rahat bir şekilde yaşamamızı sağlıyor. Evet, kendisi Amerika'dan Royal Master Feng Jiangxin diyor ki birlikte birbirlerinin yeteneklerini geliştirmek. Bence de güzel bir hikayeydi. Bize anlatacakları var. Söz almak isteyen arkadaşımız buyursun. Eğer başka katkı sunacak yoksa ben yine noktalarına devam edebilirim Okan Bey. Evet,
Yani kendisini bir hamster gibi hissediyor ki hepimiz de aynı şekilde hissediyoruz. Her gün aynı şeyleri tekrarlıyoruz ama bir mesafe alamıyoruz hayatta maalesef. Aslında hepimizin ortak bir duygusu. Birçok kişinin yaşadığı ortak bir duygu diyelim. Yani sürekli aynı şeyleri yapıyor ve sürekli aynı şeyleri tekrar ederek ancak hayatını zar zor idame ettiren bir yapıdan. Atomiye geçtikten sonra da her gün bir önceki günden daha iyiye doğru giden bir hayata geçiş süreci. Orada tabii bir arkadaşıyla ilgili vermiş olduğu örnek çok ilgimi çekti. Arkadaşının sürekli şapka takmasından kaynaklı bir ürünlerin kalitesi. Zaten işte işimizin güzelliği burada. Yani hem sağlığımızı kazanıyoruz hem para kazandığımız bir işe sahibiz. Hani mutlu olmanın formülü diye ben Atomi'yi tanımlıyorum. Her noktadan mutlu oluyorsunuz. Hem maddi olarak bir kazanç sağlayıp mutlu oluyorsunuz, hem o ürünleri kullanarak sağlıklı bir bünyeye, sağlıklı bir bedene sahip oluyorsunuz, sağlıklı bir zihne sahip oluyorsunuz. Beraberinde de birçok ortak hedefe kilitlenmiş insanlarla sosyal bir ortamda olduğunuz için de güzel bir paylaşım. Hem kendinizin hem de çevrenizdeki insanların mutluluğuna vesile oluyorsunuz. Bu bağlamda Atomi gerçekten hayallerin bir işi diyebiliriz. Oğluna verdiği şey çok güzel, öğüt çok güzel. Oğlum sevdiğin işi yap, sevdiğin işi yapmanı istiyorum. Parayı dert etme, artık para diye bir derdimiz kalmadı demesi. Ki insan hayatta herhalde en mutsuz eden şeylerden bir tanesi de sevdiği işi yapamaması. Bazen ekonomik kaygılarla, bazen farklı kaygılarla sevdiğimiz işi maalesef yapamıyoruz. Bizler de çocuklarımıza herhalde üç nesil dediğiniz gibi şey bırakabileceğimiz, miras bırakabileceğimiz bir işimiz varken sevdiğimiz çocuklarımıza, hatta torunlarımıza lütfen sevdiğin işi yap, parayı dert etme. Zaten parasal bütün sıkıntılarımızı buradan aşmış durumdayız diyebilmek herhalde çok büyük bir mutluluk olsa gerek diye düşünüyorum. Ve izin günlerinde hiçbir gelirinin olmaması. Atomi 7/24 size sürekli, eğer uluslararası bir organizasyon kurduysanız, ki zamanla zaten ister istemez bu organizasyon oluyor, ki daha önceki dinlediğimiz üst liderlerimizin birçoğuna baktığımızda kiminin altında 3, kiminin altında 5, kiminin altında 7 tane ülke olduğunu görüyoruz farklı ülkelerden. Ve bu farklı ülkelerdeki farklı zaman dilimlerinde sürekli onlar ihtiyaçları olan ürünleri aldıkça sizlere 7/24 bir puan gelmesi ve bu puan karşılığı olarak da bir maddi gelir elde etmeniz herhalde dünyanın en güzel duygularından bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, evet. Benim ekleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok Rica sağ ederim. olun. Şimdi de bir sonraki sıradan insanın hikayesine gidelim. Bakalım yapabilirim diyecek miyiz? Atomi Güney Kore'den Royal Master In-Soo Jung yine Şubat 2022'deki hikayesinde demiş ki hayat Atomi ile lüks dolu oldu. Bakalım. Atomi işini öğrendiğim çiftin evine akşam yemeği için davet edilmiştim. Doğrudan pazarlama, uzak durduğum ve hiç ilgi duymadığım bir şeydi. Karşılaştığımız bir hadise. Orada 2 saat boyunca bu tür bir tavırla oturduğumu hatırlıyorum. Bakın, çok ilginç bir insan yapmış ama ilk zamanında bir yere davet, orada bahsedilen şeyler ama öyle bir tavırla oturuyor. Aslında başka bir benzer işi denemiş fakat başarısız olmuştum. Neredeyse hiç gelirim yoktu. Ve Atomi ile tanıştığımda en kötü finansal durumdaydım. Bazen arkadaşlarımız diyor değil mi? Hiç gelirimiz yok, hiç iyi durumda değiliz, hiç paramız yok. Ya da bazı arkadaşlarımız da diyor ki biz kime anlatmalıyız, kimlere söyleyeceğiz? Herkes zaten ekonomik durumları çok kötü. Evet ama bakın gördüğünüz gibi ekonomik durumumuzun kötü olması demek değildir ki bir işin ucundan tutmayalım, yapmayalım. Diş fırçası ve diş macunuyla ve çok basit ürünlerle ve günlük hayattaki ürünlerle bu durumu aşabiliyoruz, yapabiliyoruz, yapabiliriz. Buradaki hanımefendi öyle hiç gelirim yoktu ve en kötü finansal durumdaydı. Eğer arkadaşlarım o zamanlar vazgeçmiş olsalardı muhtemelen burada olmazdım. Bu da bize bir şey gösteriyor. Arkadaşlar,
Çağırdığımız arkadaşlar sizlere bakıyor. Onlara faydalı olmak istediğimiz arkadaşları çağırdık toplantılara veya seminerlere ya da bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar size bakıyorlar. Hiçbir zaman için o üzerinizdeki gömleği çıkartmayın. Bakın siz vazgeçmezseniz onlar da size bakarak ne yapacaklar? Vazgeçmeyecekler. Bu bayanın söylediği gibi. Muhtemelen burada olmazdım. Eğitim merkezi dersleri, bir günlük seminerler, başarı akademisi ve ürünleri denedikten sonra kapalı kalbim yavaş yavaş açılmaya başladı. O zaman arkadaşlarla ilgilenmeye devam ve onları da toplantılara çağırmaya devam ve bu toplantılarda olmayı hep beraber amaç edinmek gerekiyor ki kalpler ne olsun? Yavaş yavaş açılmaya başlasın. Bu seviyede bir ürün kalitesiyle benim de birkaç bin dolar kazanabileceğimi düşünerek atom işine başlamaya karar verdim. Birçoğumuz da böyle düşünüyoruz. Belki birkaç bin dolar, belki işte 10.000 TL, 20.000 TL kazanabileceğim bir durumu düşünerek atom işine başlıyoruz. Yani burada çok ciddi ve çok güzel gelirlerin olduğunu söylediğimizde bile bir kısım arkadaşımız ne yapmıyor? İnanmıyor gibi oluyorlar. Ancak ne yapmalıyız? Devam, devam, devam. Önceki doğrudan pazarlama işimde yüksek fiyatlarla grup oluşturmanın tek yolu kendi yeteneklerimdi. Bu sebeple zorlandım. Daha önceki arkadaşımızın anlattığı gibi yüksek fiyatlar. Sadece kendimiz, kendi yeteneklerimizle o gruptayken demek ki kendi yetenekleriyle ne yapabiliyor? O işi oluşturabiliyor. Sadece indirim mağazalarından alışveriş yapmaya geri dönmek istedim. Yani o kadar zorlanmış ki vazgeçmiş artık normal yolla ben o indirim mağazalarından alışveriş yaparım. Bu işi de yapmam demiş. Atomi'nin mutlak kalite mutlak fiyatının en iyi rekabet avantajı olduğunu düşünüyorum. Atomi'ye baktığı zaman da mutlak kalite ve mutlak fiyatı görüyor ve bunu da hep beraber anlamalıyız ki anladık. Dolayısıyla Atomi'nin farkı orada çıkmaya başlıyor. Atomi'nin pazarlama planı ve başarı sistemi sayesinde de buraya yani Royal Master kariyerine gelmiş. Pazarlama planı öğrenmek gerekir. Başarı sistemi. En sıradan insanı bile, herhangi bir yeteneği olmayan sıradan insanı bile ne yapabilir? Başarıya taşıyan bir sistem olduğu için buraya geldim. Buraya kadar gelmemin bir diğer nedeni de eşim. Evet, böyle bir işle uğraşırken birlikte olabilmenin, birlikte yapabilmenin avantajı da çok iyi. Ortaklara sponsorluk yaparken çocuklara bakmak ve ev işi yapmak zordu. Ve iki kızıma şikayet etmeden baktığı için çok minnettarım. Evet, hayat müşterekse birimizin işi olduğu zaman ona yardımcı oluyoruz. Star Master yani yıldız ustalığa terfi ettikten sonra tüm ailem terfi gezim için Guam'a gitti. Biliyorsunuz belirli kariyerlere ulaştığımızda ne oluyor? Pardon. Belirli kariyerlere ulaştığımızda bize şirketimiz ne sağlıyor? Bir imkan sağlıyor ki hep beraber ne yapabiliyoruz? Gezilere çıkabiliyoruz. Buraya da istediğimiz bazı arkadaşlarımızı götürebiliyoruz. Evet. Bu sözleri duyunca, pardon, Guam'a gitti. Kocam hepimizin ne kadar mutlu olduğunu görünce o gezide eşimin beceriksiz olduğunu sanıyordum ama o lüks dolu oldu. Evet, eşler böyle birbirlerinin farklı bir gözle bakmaya başlıyorlar. Bu sözleri duyunca sanki bana yeniden evlenme teklif ediyormuş gibi hissettim. Eskiden eğitimim ve geçmişim nedeniyle kendime güvenim düşüktü. Ancak bu işi yaparken önemli olanın Atomi sayesinde kim olduğumu fark etmek olduğunu öğrendim. Çok güzel bir kelime olmuş bu da. Ancak bu işi yaparken önemli olanın Atomi sayesinde kim olduğumu fark etmek. Demek ki Atomi ile uğraşırken kim olduğunuzu daha net de hissedebiliyorsunuz. Çünkü burada sazı elinize alıp çalmak gibi bir durum da var.
Dolayısıyla sizin bir alanınız var. O alanda çok rahat bir şekilde oynamanız var. Ve böylece de kendinize olan güveni tekrar geri getirmek var. Onun için çok da önemli. Bu da özgüvenimi artırdı. Hayallerinizi çevrenizdekilerin düşüncelerine kaptırmayın. Bu sözleri herhalde az çok hatırlıyorsunuz. Lidokun'un da sözler arasında. Hayallerinizi çevrenizdekilerin düşüncelerine kaptırmayın. Yani siz hayallerinizde yaşayın, onların düşüncesi onlarda kalsın. Güçlü olun ve Atomi ile hayatınızı lüks bir yaşama dönüştürün, demiş Güney Kore'den Royal Master In-Soo Jung. Evet. Hikayesi bence yine ders alınması ve güzellik doluydu. Bizimle paylaşmak isteyen arkadaşımız varsa notlarını dinleyebiliriz. Bu arada birkaç arkadaşımız yeni geldiler. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Okan Bey, kimse yok herhalde. Ben yine notlarımı Ayhan aktarayım eğer Bey, sizden müsaadeniz sanki olursa. biraz ses geldi gibi. Eğer Ayhan Bey paylaşacaksa. Sıkıntı yok Fatih Bey, lütfen. Hiç sıkıntı değil. Lütfen Ayhan Bey, buyurun. Ben çok Tamam, bir de konuştum. Ayhan Bey'i dinleyelim, sonra Fatih Evet, Bey'i buyurun tekrar Ayhan Bey. alırız. Arkadaşlara başından geçen bir olayla ilgili bu hanımefendinin hikayesine katkıda bulunmak isterim. Bundan 2 yıl kadar önce İstanbul'a bir akıl için gitmiştik. Okan Beyler hatırlarlar kendileri. Toplantı yaparken bir arkadaşımız dedi ki daha önce bu doğrudan satış müşteriyle uğraşmış bir arkadaşımız. Ayhan abi dedi, sen belki yeni olabilirsin bu işte ama bizim işimizde en önemli noktalardan bir tanesi insanları dedi dinlemek. Siz dedi karşıdakiyle konuşmaya başlayınca, siz anlatmaya başlayınca o insanları dedi dinlemedikten sonra anlattığınızın bir kıymeti, kadri kalmıyor. Çünkü onlar kendi istedikleri bir kadarını anlıyorlar dedi. Anlamak istiyorlar. Lütfen önce dinleyin demişti. Bu bana çok güzel bir kulağıma küpe olmuştu. Aynen onun gibi bu Royal Master Miss Jung'un da önceden olduğu gibi karşılaştığımız insanların çoğu ya ucundan ya köşesinden ya çevresinden, aile dostundan bu işlerle uğraşmış veya duymuş veya belirli bir şekilde dokunmuş olan insanlar olabiliyorlar. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, mesafeli bakıyorlar ve şartlı bakıyorlar. Her ne kadar işin içerisine girmek isteseler dahi önceden mesafeli duruyorlar. O insanları dinleyip onların ne demek istediklerini, nasıl bir şeyler olduğunu dinledikten sonra o nabza göre bizim şerbet vermemiz insanların sisteme kaynaşmasında çok daha bir hızlılık, hareketlilik kazandırıyor. Aynen yine Royal Master'ın dediği gibi sistemde kalaraktan, toplantılara katılaraktan ve sistemde söylenilen, atomi sisteminde söylenilenleri yaparaktan başarılı olmamak mümkün değil. Hangi Park'ın sözü atomide başarısız olmak bir mucizedir diyor. Yani yeter ki siz ağzınızı açın ve çevrenizdeki insanlara anlatın. Ürünler zaten konuşuyor, kendilerini ifade ediyorlar. Kore olması artı bir olay arkadaşlar. Ve biz anlattıkça çevremizden ne türlü cevherler çıkacağını hep birlikte görüyoruz. Hanımefendi bu sayede hem lüksü kazanmış, hem huzuru bulmuşlar ailecek, hem de finansal özgürlüklerini kazanmışlar. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz. Fatih Bey, buyurun. Evet, Okan Bey, Ayhan Bey'e de teşekkür ediyorum. Güzel bir anısı ve tespiti. Şimdi liderimizin hikayesinde yani birçok bu işle tanışan insan gibi hiçbir gelir yok. En kötü finans durumundayken bu işle karşılaşıyor. Ki aslında bu işe girmek isteyen ve ilk etapta birçok insanın bahane olarak öne sürdüğü diyebilirim şeylere de bir yanıt herhalde. Ya benim şu anda param yok. Ben ne yapabilirim ki? Zaten bizde giriş ücreti yok. Sadece ihtiyacınız olan ürünleri alıyorsunuz. Ve ihtiyacınız olan ürünleri sadece mağazanızı değiştirdiğinizde zaten bu işe katılmış oluyorsunuz.
diğer işlerle karıştırılmaması gerektiğini bizler daha önceden bu işe girmiş olan kişiler olarak mutlaka yeni katılacak olan arkadaşlarımıza belirtmemiz gerekiyor. Çünkü belki girmeye cesareti yok, daha önceden farklı imkanlar buldu, farklı işler denedi. Oradaki giriş ücretlerini gördüğünde ya da işte dediğimiz gibi aylık aktivasyonlar ya da kotaları gördüğünde belki gözleri korktu. Bizim işimizin farkını net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor burada. Hiçbir giriş ücretinin olmaması ve yılda bir defa sadece ihtiyacı olan bir ürünü alması halinde dahi bu işte aktif olarak kalabileceğini ve ileride geliri arttıkça da aldığı ürün çeşitlerini arttırarak hem ürünler hakkındaki deneyimlerini hem de şirket deneyimini arttırıp kişisel puanlarını da bu şekilde geliştirebileceğini anlatmalı ve onlara yol göstermeliyiz diye düşünüyorum. Ki daha önceden bu işe başlamış mentorlar olarak da ilk görevlerimizden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ki zaten kendisi de eğitim merkezlerindeki eğitimlerde ve günlük seminer ve toplantılarda, haftalık ve aylık toplantılardan ve ürünleri denedikten sonra kalbim açıldı gibi güzel bir söz söylüyor. Zaten bütün bunların hepsi bir bütün. Yani nasıl eğitimlere gitmek işimize büyük bir katkı sağlıyorsa günlük, haftalık ya da aylık eğitimler, aynı zamanda da daha önceden kaydedilmiş olan eğitimlerin izlenmesi, ürünleri denedikten sonra da, ürünleri hissettikten sonra da hem şirketi hem şirkete olan güvenimiz geliyor, hem şirketi daha iyi anlamış oluyoruz. Böylelikle de çevremize çok daha net bir şekilde bir örnek olabiliyoruz ve tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Ve başka insanların da bu işe katılması noktasında da öncü olabiliyoruz diye düşünüyorum. Çok güzel bir yine anekdot vardı. Eşinin yardımını alması. Yani gerek hanımefendiler olsun, gerek beyefendiler olarak bizler olalım. Eşlerimizin yardımı burada ortak kolektif hayat noktasında çok önemli. Ki eşi de herhalde daha sonraki süreçte iyi ki ben eşime destek olmuşum diye herhalde mutlu olmuştur. İlerideki o zaten sözüyle de kendisini belli etmiş. Ben eşimin beceriksiz biri olduğunu düşünüyordum. Ama onun hayatı lüks doluymuş diyor. Ve kendisinin eşinin bu sözünden sonra özgüveninin bir kez daha yerine gelmesi, gelirinle beraber şirketteki almış olduğu eğitimlerle beraber özgüveninin yerine gelmiş olması. Dediğimiz gibi Atomo aslında bir hayat biçimi, tek başına bir iş değil. Hem sizi sosyal yönden güçlendiren, kendi kişisel eğitiminizi tamamlamanızı sağlayan, aynı zamanda da kendi gelirinizi, hatta çok yüksek gelirlere ulaşmanızı sağlayıp özgüveninizi yerine getiren ve ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere basmanızı sağlayan bir yol, bir hayat biçimi olarak burada ne kadar net bir şekilde önümüze çıktığını görüyoruz. Atomi sayesinde kendimin kim olduğunu fark ettim diyor. Yani evet, Atomi sayesinde umarım hepimiz kendimizin ne olduğunu, kim olduğunu net bir şekilde fark ederiz hep beraber. Ve sizin de dediğiniz gibi Bay Wu'nun sözleriyle bitirmiş. Hayallerinizi çevrenizdekilerin düşüncelerine kaptırmayın diyor. Biz de buradaki bütün arkadaşlarımıza ve kaydı daha sonra dinleyecek bütün arkadaşlarımıza aynı şeyi söylüyoruz. Lütfen hayallerinizi başkalarının olumsuz düşüncelerine kaptırmayın. Hayallerinizin peşinden tutkulu bir şekilde gidin. Ki burada incelediğimiz örneklerin amacı da o. Hayallerinin peşinden tutkulu şekilde giden insanların hayatta nasıl başarılı olduklarını ve nerelere geldiğini gösterebilmek ve bununla ilgili ilham olabilmek. Zaten bugünkü yayınımızın, bu yayın kuşağının amacı bu. Dolayısıyla hayallerimizin kimsenin çalmasına izin vermeyelim diyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben şimdilik bu kadar. Kolay gelsin. Evet, bir sonraki arkadaşımız da yine bir Royal Master. Bu sefer Japonya'ya gidiyoruz. Bazen duyuyorum ben hep Güney Kore, Güney Kore. Evet, neden? Çünkü Güney Kore'de başladığı için şirket tabii ki orada uzun bir dönem ne oldu? Çok daha hızlı bir şekilde ilerledi. Gerçi bir sene sonrasında hemen uluslararası bir şirket olmaya başlamış durumda. Çünkü 2009'da kurulup 2010'da ilk şubesini Amerika olarak açan şirketten bahsediyoruz. Şu anki istatistiklere de baktığımız zaman aslında tüm ülkelerde de çok daha küçücük bir yeni filiz olarak aslında karşımıza çıkıyor. Üye sayılarına baktığınızda, Atomi dostlarına baktığınızda, dost sayılarına baktığınızda böyle görüyorsunuz. Evet, Japonya'ya gidiyoruz.
Saita Kouka, bakalım neler diyecek bize. Size iyi şans getiren biriyle tanışın demiş Japonya Atomi'den Royal Master arkadaşımız. Atomi'yi bulduğum için kendimi şanslı buluyorum. Ve benimle tanışıp Atomi'yi tanıyan herkesin de şanslı olduğuna inanıyorum. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu kelimeye, bu cümleye %100 katılıyorum. Şanslı buluyorum. Kendimi şanslı buluyorum diyor ve ondan sonra da Atomi'yi tanıttığım herkes, onlar da şanslı oluyorlar. Bu yüzden kendimi iyi şans getiren biri olarak görüyorum. Bir gün bir tanıdığımdan Atomi'yi biliyor musun diye soran bir mesaj aldım. Bize bir yol ve yöntem bildiriyor. Sonra bazı videolara baktım ve kanımın hızla aktığını hissettim. Atomi bana zaman ve finansal özgürlük verebilecek bir araçtı. Hanımefendi hemen bakıyor, araştırıyor ki günümüzde de genelde böyle Atomi'yi biliyor musun dendiğinde hemen internete girip ne yapılır? Araştırmalar yapılır. Bunun tehlikesi var mı yok mu? Nasıl devam etmek lazım? Bunlar ayrıca bir eğitim konusu. Ancak bazı dostlarımıza böyle bir mesaj atmanın bir karşılığı da var. Dolayısıyla kendisi bakıyor ve birdenbire çok iyi şeyler hissediyor. Zaman ve finansal özgürlüğü verebilecek bir araç olduğunu keşfediyor. Ailem çiftçiydi. Hayatımı değiştirebileceğimi söylediler. Ben de üniversiteden mezun olduktan sonra ortaokul öğretmeni oldum. Ancak öğretmen maaşım konusunda aileme cömert davranamadım ve çocuklarımın benim yaşadığım hayatı yaşamasını istemedim. Bu yüzden Japonya'ya okumaya gittim. Ondan sonra birkaç mağazada serbest meslek olarak çalıştım fakat emek geliri elde ettiğimi fark ederek, ki hepimizin durumu böyle, çalışıyorsunuz, onun gelirini elde ediyorsunuz. Çalışamazsanız onun geliri yok. Fark ederek hep tedirgin oldum. Atomi'nin bana emekli maaşına benzer düzenli bir gelir getirebileceğini öğrendim ve benim de başarılı olabileceğime inandım. Bu önemli bir hadise. Emekli maaşına benzer düzenli bir gelir. Yani pasif gelir. Daha sonra 2018'de Çin'e gittim. Japonya'dan Çin'e. Çinliyim ama Çince iyi konuşamıyorum. Büyüdüğü yerler çok farklı olduğu için demek ki orijinal dilini de konuşamıyorum. İşi bozuk Çincemle anlatmaya çalıştığımda gerçekten çok zorlandım. Ve başkalarından pek çok olumsuz yorum duydum. Çok normal. Biz de başlarda anlatamıyoruz. Doğru şeyleri söyleyemiyoruz belki de. Dolayısıyla zorlanıyoruz. Bunlar olumsuz yorum olarak geliyor karşımıza. Duygularım incindi fakat üstesinden geldim. Ve ilk seminerimi Çin'de gerçekleştirdim. Yılmadan devam. Dürüst olmak gerekirse, konuşma konusunda pek iyi değilim fakat Atomi'de sadece gerçeği söylemelisin. Bu da bize doğru insan olmayı, yani mottolara uyarak bu işi yapmayı salık veriyor. Atomi'de sadece gerçeği söylemelisin. Bu yüzden ne zaman bir seminer verme şansım olsa bunu benim bugün olduğum kişi yapan bir meydan okuma olarak kabul ettim. Siz de meydan okuma olarak kabul edin. Atomi, hayallerime ulaşmak için tek umudum. Ne kadar çalışırsam çalışayım, diğer işlerimin hiçbiri başarıya ulaşmadı, ulaştıramazdı. Atomi, sıradan insanların başarılı olabileceği koşullara sahip ve inanıyorum ki pes etmeyen herkes eninde sonunda başarıya ulaşabilir. Bu şansı daha çok insana aktarabilmek istiyorum. Şanslıydım demişti ve şansını da aktarmak istiyor. Bu şansı daha çok insana aktarabilmek istiyorum. Sanıyorum sizler de öyle. Demek ki hikayemiz burada bitmiş. Ben burayı atlamışım biraz. Çok harika bir noktayla aslında ne yaptı? Bitirmiş oldu. Bu şansı daha çok insana aktarabilmek istiyorum. Evet, hep beraber ne yapalım? Bizler de aktarabilmenin yollarını arayalım.
Evet, bir sonraki hikayeye geçmeden önce konuşmak isteyen arkadaşım varsa bir iki dakika onu da dinleyebiliriz. Ve ondan sonra da son hikayemize geçeceğiz. Dolayısıyla zaten saati de 11'e getiriyoruz. Evet, siz notlar alana kadar ben bir sonraki hikayeyi de anlatayım. Fazla da uzatmadan, hepimizin vaktinden de çalmadan bu işi neticelendirmiş olalım. Atomi Güney Kore'den bir Star Master, Suk Shin ve Mr. Park. Yaşlılığın savaş alanından kurtulun diyerek hikayelerini özetlemişler. Hayatın başkalarına yardım etmekle geçti. Ailemin bir meyve bahçesi vardı. Bu nedenle ürünlerini satacak yeri olmayan birçok çiftçi tanıyordum. Giyim mağazamın önüne patates, domates vesaire koyarak satış yapmalarına yardımcı olurdum. Atomi ile tanıştıktan sonra başkalarına yardım etmenin yeni bir yolunu buldum. Başarılı olmalarına yardımcı olmak. Yeni bir yol. Başarılı olmalarına yardımcı olmak. Herkese atomi yapmayı seçebileceğiniz bir şey değil, yapmanız gereken bir iş diyorum. Çok güzel bir cümle. Atomi yapmayı seçebileceğiniz bir şey değil. Yapmanız gereken bir iş diyorum. Çünkü o kadar güzel bir iş modeli olduğunu anlamış ve görmüş ki herkesin yapması gereken bir iş olduğunu söylüyor. Atomi'yi 53 yaşındayken öğrendim. Evden alışverişin artması nedeniyle 13 yıllık giyim mağazamı kapatmış ve bir kırmızı ginseng mağazası açmıştım. Bu mağazada çalışırken online satışların artmasından muzdariptim. Evet. Bundan belki de 3-5-10 sene öncesi. Dolayısıyla şimdi online satışlar çok daha arttı ve birçok küçük işletme için aslında ciddi bir tehdit. Yani işimizi tamamen online'a taşımazsak orada ne yapamıyoruz? Barınamıyoruz. Ve işlerimizi kapatmak zorunda kalıyoruz. Onun için online iş modelleri dünyanın geleceği. Atomi de bunu 2009 yılında keşfederek ne yapmış? Bu noktaya getirmiş. O sırada bir arkadaşımla buluştum ve tam da onun Başarı Akademisi'nden döndüğü güne denk geldi. Heyecanına hakim olamadı ve bana Atomi hakkında her şeyi anlattı. Diş macunu ve fırça verdi. Evet, Başarı Akademisi'ne gitmek, o akademilerde olmak, işte Türkiye'ye gelince yine buradaki Başarı Akademilerinde ve bir günlük seminerlerde olmak buradan önem arz ediyor. Oradaki heyecanı siz başkalarına ne yapabilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Bir hafta kullandıktan sonra diş etlerinde bir fark hissettim. Yine de şüpheciydim ve Atomi'yi ziyarete gittim. Orada pazarlama planını öğrendikten sonra bir karar verdim. Atomi işiyle başarmak istediğim 3 şey vardı. Birincisi, çocuklarıma maddi yük olmamak. İkincisi, çocuklarıma maddi olarak yardım etmek. Üçüncüsü, komşularımla ilgilenmek. Mutlaka sizlerin de başarmak istediğiniz birçok şey vardır. Bunları yazmak lazım. Şimdiye kadar çok şey başardım. Başkalarına hediye için bir şeyler satın alabildiğim gibi Compassion yani Merhamet Vakfı gibi kuruluşlara da bağış yapabiliyorum. Biliyorsunuz Başarı Akademilerinde Compassion Vakfı'na çok büyük bir miktarda ne yapıyor? Her sene Atomi yardım ediyor ve bu Afrika'daki aç çocukların doyurulmasıyla alakalı bir proje. Sizin de böyle bir projeniz varsa ne yapabilirsiniz? Hedefinize koyabilirsiniz ve koymalısınız da. En güzel an Liderler Kulübü'ne girdiğime dair bir mesaj aldığım andı. Kore, İnsiyon Savaşı 2016 filminde Bu filmi araştırdım arkadaşlar. İsteyenlerin seyretmesi için YouTube'da da var. O filmi de koyacağım. Kore'yi tanımak açısından ne tür bir savaş olmuş, ne tür önem arz etmiş mesela onları görmek açısından bence de önemli. İnsiyon
2016 filminden bir sahne var. Kuzey Operasyonu olarak çevrilmiş Türkçe'ye de. Mültecilerin gemiye tutunduğu bir sahne. Bunu çok merak ettim, ben de görmek istiyorum. Çok ne yapmış? Dikkatini çekmiş. Ben de öyle hissettim. Neyle? Atomi'yi tanıdığında. Sanki yaşlılığın savaş alanından çıkmıştım ve artık gemide güvendeydim. Yani bir savaştan kurtulup sahili selamete gitmek, yani o gemiye binmek ve kendisini güvende hissetmek. Elbette iş başlangıçta kolay olmayacak. Hangi iş kolay ki? Meyve bahçesi dikmek gibi bir şey. Burada da bize ilk zamanlardan bahsediyor, daha önceki hikayedeki gibi. Meyve bahçesi dikmek gibi bir şey. Araziyi temizlerken, tohum ekerken ve fidanları yetiştirirken hiçbir geliriniz olmuyor. Evet, biz de bunu biliyorsunuz, kazanç planını anlatırken ne yapıyorduk? Aynı şekilde anlatıyorduk. Bir ağaç dikmek gibi bu iş. Tabii bir tane ağaç dikmiyorsunuz. O araziyi öncelikle temizlediniz, tohumunu ektiniz, fidanları yetiştirdiniz. Yetiştirirken de işte suladınız, baktınız, birçok şey yaptınız. O aralarda geliriniz olmuyor. Ancak yaklaşık 3 yıl sonra bol miktarda meyve hasat edebiliyorsunuz. Arkadaşlar, herkesin bize söylediği bir şey. Bambu ağacı gibi büyümek. Belirli bir miktar zaman devam, tekrar, devam, tekrar, devam, tekrar. Ve sonrasında oradan artık bir hasat. Zor zamanlar kısa sürer. Aslında 3 yıl insan hayatında hiçbir şey. Biz biliyorsunuz bir meslek sahibi olabilmek için bile 20-25 sene ne yapıyoruz? Okuyoruz. Belki de 30'lu yaşlara kadar okuyoruz. Ama burada öyle bir şey yok. Birkaç sene içerisinde hasat edebileceğiniz duruma geliyor. Bu süre zarfında çok çalışın ki diğer tarafa hızla geçebilirsiniz. Evet, yaşlılığın savaş alanından kurtulun dedi Star Master bir ailemiz. Bence bu da çok ilham verici bir hikayeydi. Ben de bu filmi de merak ediyorum ve seyretmek isteyenler için de YouTube linkini koyacağım gruba. Lütfen bence sizler de seyredin. Evet, bu hikayemiz veya bir önceki hikayemiz hakkında söz almak isteyen arkadaşımız varsa onu dinliyoruz. Buyurun, evet. Fatih Bey. Bir öncekinden de aldığım notlar var. İkisinin ortak olan şeyi aslında, hani oradaki Japonya'dan bir Çin vatandaşı olan hanımefendi diyordu ya, emeklilik maaşına benzer bir gelir elde etmek diye. Zaten emeklilik yaşlılıkta alınan bir şey. Bu liderimiz de diyor ki yaşlılığın savaş alanından kurtulun. Kendini tıpkı o meşhur filmdeki gemiye tutunup güvenli limana kendini atan ya da güvenli gemiye kendini atan bir insan gibi hissediyor Atomi ile. Evet, biz de hep bunu diyoruz zaten. Atomi en iyi yapacağınız emeklilik planlarından bir tanesidir diyoruz. Hem kendiniz için hem de sizden sonraki çocuklarınız ve torunlarınız için. Çünkü 3 nesle aktarılan gerçek bir emeklilik planı diyoruz ki emekli, belki biz yaşlı olarak emekli olacağız ama çocuklarımız belki bizim sayemizde çok genç yaşta emekli olacaklar. Belki torunlarımız keza daha çocuk yaşlarında emekli olacaklar, bu gelirden faydalanmaya başlayacaklar çünkü 3 nesil aktarılabiliyor. Ve orada yine söylediği bir şey var, diyor ki Atomi'de sadece gerçeği söylemelisin. Evet, bu çok önemli çünkü gerçeği söyleyip söylemediğiniz karşı taraf çok net bir şekilde algılanıyor. Çünkü yalan söylediğinizde bu bir şekilde sizin hareketlerinize, tavırlarınıza yansıyor. Ki Atomi bizim yalan söylememizi gerektirecek bir iş değil. Ben hatta o işi esprili olarak dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu işten bahsederken şunu diyorum. Sakın beni abartıyor zannetmeyin. Hayır, şirket abartmış, ben sadece olanları anlatıyorum diyorum. Yani şirket her şeyi abartmış gerçekten, olumlu anlamda. Hem ürünlerin kalitesini, hem ürün o kaliteye rağmen ürünlerin fiyatlarını ve kazanç planını o derece abartmış ki biz normali bile anlatsak karşımızdaki insanlar, hatta farklı işlerden gelen arkadaşlarımız, hayır canım o kadar da olmaz diyorlar. Hayır diyorum, gerçek bu. Ben abartmıyorum, gerçeği söylüyorum.
diyorum. Dolayısıyla sadece gerçekleri söylemek önemli. Ve yine aynı şekilde başkalarının başarılarına yardımcı olmak diye en son liderimiz anlatıyor. Bir önceki liderimiz de bunu şu şekilde söylüyor. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu şansı da başkalarına da aktarmak istiyorum. Onların da bu şanstan faydalanmasını istiyorum diyor. Evet, bizim işimizin zaten temeli aslında beraber işe başladığımız arkadaşlarımızın başarılı olmasını sağlamaya çalışmak. Zaten hep bizden sonrakilerin başarısı için çalışırsak otomatik olarak biz de zaten başarmış olacağız arkadaşlarımızla beraber. Ve yine çok güzel bir söz, notlarımız arasında mutlaka olmalı, belki bir başucu cümlesi olmalı. Atomi yapmayı seçeceğiniz bir şey değil, yapmanız gereken bir iş. Kesinlikle yapmalısınız diyor. Ve kendi hikayesini anlatırken, belki bundan dediğiniz gibi 10-15 yıl önceki süreçten bahsediyor. Evden alışverişin artması, ki hele hele pandemi süreciyle bu çok daha yaygınlaştığı bir dönemde. Bizim de bir online e-ticaret sitemizin olması ve bu şekilde bu ticarete katılmamız bugün çok daha önem arz ediyor. Bundan artık kaçış yok diyorum. Ve Atomi bize tamamen ücretsiz, hiçbir masraf olmadan, sıfır maliyetle şu anda 60'a yakın ülkede geçerli, 25 farklı bölgede bir e-ticaret sitemizin olmasını sağlıyor ve sıfır maliyetle yapıyor. Herhalde daha bundan çılgın, daha kolay bir iş olamaz diye düşünüyorum ben. Ve arkadaşının kendisini davet ettiğinde Başar Akademisi'nden dönüş esnasında karşılaşması belki de kendisinin en büyük şansı. Çünkü arkadaşının enerjisinden, o heyecanından etkileniyor. Ve arkadaşı da o heyecanla Atomi ile ilgili belki yanlış da olsa belki ilk karşılaştığı insana bu kadar çok bilgi vermemesi gerekirken ama bu liderimiz üzerinde etkili olmuş demek ki. Ve tabii ki işimizin bir meyve bahçesi oluşturma, bir meyve bahçesi dikme işi olduğunu, belirli bir zaman istediğini, o meyveleri toplayabilmemiz için belli bir zamana ihtiyacımız olduğunu da hiçbir şekilde unutmamamız gerektiğini de bizlere tekrar hatırlatmış oldular. Ben bu şekilde toparlamış olayım. Bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Atomi dostlarına da hayırlı geceler diliyorum. Sizin de emeklerinize sağlık Okan Bey. Bizler için çok ciddi, güzel fedakarlıklar yapıyorsunuz. Bizlere bu içerikleri hazırlıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize, ellerinize, yüreğinize sağlık. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İsterseniz herkes sesini açsın, teşekkürü kendisi etsin. Dolayısıyla ondan sonra da kapatalım. Bir sonraki hafta yayında buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. Arada tabii farklı yayınlarda olacaktır. Farklı toplantılarda olacaktır. Lütfen grupta kalıp takip etmeye devam edelim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Okan Bey. Emeklerinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar Nezihet Bey. Çok teşekkür ederiz Okan Bey. İyi geceler. Sağ olun. İzmir'e selamlar. Harika. Teşekkürler Okan Bey. Teşekkürler. Okan Bey emeğinize sağlık. Fatih Bey de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumladın. Harikasınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Mozan Bey'e de selamlar buradan. İyi geceler herkese. İyi geceler Okan Bey. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Hoşça kalın.